Ömerce Lezzetli Anlar Mutfağı'ndan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Bugün yemek sonrasında çay keyfimizin yanına güzel bir ıspanaklı rulo buzluk böreği hazırladım. Gayet pratik. Diğer yarısı buzlukta. Misafirlerim geleceği zaman hemen çıkartıp ikram edeceğim fırına verdikten sonra. Pratik bir lezzet. Lütfen deneyin, sevdiklerinizle paylaşın. Tarif ekrana gelecek. Fotoğrafını çekin, kaydedin. Sevdiklerinizle dediğim gibi paylaşın. Tarifimi, videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin, takip edin. Aboneliğinizde bekliyor olacağım. Sevgi ve lezzet dolu günler dileğiyle. Bol soslu ıspanaklı rulo böreğimiz için bir demet burada ıspanağımız var. İyice yıkayacağız, sirkeli suda dinlendireceğiz ve güzel güzel ince ince kıyacağız ıspanaklarımızı. Bir kase dolusu lor peyniri kullanacağım. İçerisine isterseniz beyaz peynir ya da yerine beyaz peynir, içerisine kaşar peyniri de ilave edebilirsiniz. Burada 2 tatlı kaşığı kırmızı pul biberim mevcut. Acı kullanacağım. Bu tamamen tercihinize kalmış. Acı biber kullanacağım için 2 adet tatlı biber kullanacağım. Yeşil biberlerden. 1 adet yumurtam mevcut. 2 adet yufkam var. Güzel bir sos hazırlayacağız. Bol sulu bir sos olacak. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı yoğurdum mevcut. Mutlaka tarifleri sonuna kadar takip edin, sonuna kadar izleyin. Hep birlikte yapım aşamasına geçeceğiz zaten. Daha detaylı, daha güzel sonucu elde etmek istiyorsanız dediğim gibi mutlaka sonuna kadar izleyin. Ben şimdi ıspanaklarımı bol suda birkaç kez suyunu değiştirerek 6-7 kere iyice yıkayıp suyunu değiştirerek sirkeli suda bekleteceğim. Ardından ince ince kıyacağım. Tabii bu aşamaları tekrar size göstereceğim sonucunda. Daha sonrasında börek yapım işlemimize, rulo yapım işlemimize geçiyor olacağız. Böreğimiz için ıspanaklarımızı gördüğünüz gibi ince ince kıydım. Bol suda yıkadım. Biberlerim 2 adet biberim vardı. Biberimi doğradım. 1 adet soğanlarımı ince ince yine doğradım. Börek hazırlık aşamamıza başlayalım. Yufkamızı açalım. Daha sonra güzel soslayarak malzemelerimizi harmanlayarak içerisine yerleştirelim. Daha sonraki işlemler bakalım nelermiş. Hep birlikte göreceğiz. İçerisine karabiber ilave ediyoruz. Tuz ilave edeceğim. Kırmızı biberimiz var. Kırmızı biberimizi ilave ediyorum. Tamamen bunların oranları size kalmış. Güzelce harmanlayalım. Lor peynirimizi ekleyelim. Tarifin başında da aktardığım gibi isterseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Ya da lor peynirle kaşar peynirini karıştırabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Ben şu an için sadece lor peyniri ekleyeceğim. Hatta güzel bir tarif daha vermek istiyorum. Bu arada böyle bir harç hazırlayıp isterseniz soğan koymayabilirsiniz. Sabah kahvaltılarınızda bile yapabilirsiniz. Eğer yufkanız varsa gözlemesini yapabilirsiniz. Bu şekilde yumurtalısını yapabilirsiniz. Harika bir lezzet olacak. Evet, güzelce harmanladık. Şimdi yufka açma işlemimize geçelim. Yufkamızı serelim. Daha sonrasında iç malzememizi ekleyelim hemen. Sos malzemelerimizde neler vardı hemen birleştirelim. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağına yakında burada görüyorsunuz sütümüz mevcut. Yumurtamızı kırıyorum içerisine hemen. Çırpıcımızla dağılmasını sağlayalım yumurtamızın. Ardından tüm sos malzemelerimizi ekliyoruz. Bol bol soslu güzel bir börek olacak. Güzel buzluk böreğimiz olacak. Sütümüzü ekledik. En son yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Güzelce tüm sosumuzu birbirine karıştırdık. Sosumuz da hazır. Artık işlemlerimize başlayabiliriz.
Öncelikle ilk kat yufkamızı açıyoruz. Üzerine çok az sos gezdireceğim. Hemen üzerine ikinci kat yufkamızı açalım. Biraz çekelim. Şu katımız düzgün olsun, son katımız. Aynı eşit seviyede açmaya özen gösterelim. Tam üzerine denk gelsin. Kat kısmımızı da bu şekilde ayarlayalım. Son sararken zaten bu kısmı düzelteceğiz. İki kat yufkamızı açtık. İlk katımızı açtım. Üzerine çok az, bir yemek kaşığı sos gezdirdim. İkinci katımı şu anda, ikinci katıma da güzelce sos gezdireceğim. Bu sefer daha bol sosum olacak. Her yerine gelecek şekilde bol bol sosumdan döküyorum. İlave edeceğim daha tabii ki. Kenarlarını da getirelim sosumuzdan. Ispanaklı harcımız var. Ispanaklı harcımızdan serpiştireceğiz. Öncelikle ilk kısmı bu şekilde düz bir şekilde koymak istiyorum. Arkasından serpiştireceğim. Ara ara. Çünkü bu ilk yuvarlak yapacağımız kısım olacak. Rulo yapacağımız kısım olacak. Son kısmımızı da ilave edelim. Baş kısmı iyice dolgun yapmak istiyorum. Evet. Sosumuzdan ilave ediyoruz. Tarifte de aktardığım bol soslu güzel bir börek olacak. Lezzetli bir börek olacak. Evet. İlk katımızı çevirelim. Ardından görüyorsunuz yavaş yavaş rulo yapıyoruz. Hemen son kısımlarını eklemek istiyorum. Aslında çoğu zaman böreklerde unutulan bir kısımdır. Son kısımlar. Boş kalmasını istemiyorum. Son kalan malzememle rulomuza devam ediyoruz. Yavaşça kendinize çekebilirsiniz burada. Açalım. Evet, bu arada yan kısımları hemen kalan uç kısımlarını içeri katlayalım. Kendinize doğru yavaşça çekebiliriz. Bunu yağlı kağıda saracağız. Düzgün bir şekilde yağlı kağıda sarıp buzluğa kaldıracağız. Buzlukta eğer vaktiniz varsa bir saat, yoksa yani daha fazla da bekletebilirsiniz tabii ki. Kısıtlı bir vaktiniz varsa bir saat buzdolabında rulo şekilde dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra donan dilimleri, buzdan düşen dilimleri güzelce şöyle ikişer parmak şeklinde keseceğiz. Tabii ki işlemlerimizi birlikte devam edeceğiz. İkişer parmak şeklinde keseceğiz. Üzerini soslayacağız bu arada. Daha sonrasında da fırına göndereceğiz. Evet. Yağlı kağıda nasıl mısardım onu da göstermek istiyorum. Rulo böreğim arka kısmını katladım. Ortadan ikiye kestim. Ve yağlı kağıdı altına yerleştirdim. Daha sonra yavaş yavaş üzerine döndürdüğümde yağlı kağıtla birlikte rulo haline getirdim. Bu şekilde ikiye bölerek, keserek
muhafaza etmek daha doğru olacaktır. Hem sığması açısından, dediğim gibi istediğiniz zamanda yarısını şimdi kullanın, yani donduktan sonra kullanın. Bir saat sonra yarısını da isterseniz iyice donsun, birkaç gün sonra da misafirlerinize saklayabilirsiniz. Bu şekilde ben şimdi buzdolabına götüreceğim, iyice donsun, şeklini alsın, daha sonrasında birlikte dilimlere keseceğiz. Böreğimiz buzlukta donmuş durumda. Burada sosumuz vardı daha önceden gördüğünüz gibi. Üzerine sosumuzdan süreceğiz. Güzelce sürelim. Ardından aktardığım gibi ikişer parmak kalınlığında dilimlere kesiyoruz. Görüyorsunuz. Üst kısmını susama batırabilirsiniz. İsterseniz çörek otu, nasıl isterseniz. İkişer dilim kesiyorum. İkişer parmak kalınlığında kesiyorum. Hemen üst kısmını susama buluyorum. Ve hemen bu şekilde yandan göstereyim. Gayet de pratik bir börek. Görüyorsunuz 2 adet yufka ile tamamladık tüm aşamasını. Bu açılacak. Kat kat güzel, lezzetli böreklerimiz haline gelecekler. Hemen göstermek istiyorum yakından da. Bu şekilde. Ben diğerlerini de kesip ikişer parmak kalınlığında diziyor olacağım. Sonuç aşamasını göstereceğim zaten size. Bu böreğimiz ilk ortadan ikiye kestiğimiz ilk kısım. İkinci kısım şu an buzdolabında. O da donduktan sonra yine aynı işlemi gerçekleştireceğiz. Evet, böreklerimizi görüyorsunuz. İkişer parmak kalınlığında kestim. Şu an buzlular, buzları çok erimeden, hemen çözülmeden 180 derecelik, 185 derecelik fırını ayarladım. Güzelce kızarana kadar, bu açık yerleri zaten yoğurtlu bir sosumuz vardı. Zaten yumurta kullanmadık ama yoğurdun da kızartma pişirme özelliği var. Biliyorsunuz mutlaka. Bu şekilde pişireceğiz. Kızarıncaya kadar pişireceğiz. Sonra sunum aşamamıza geçeceğiz. Görüntü açısından, sunum açısından gayet lezzetli oluyor. Çoğu zaman servis esnasında üzerine sarımsaklı yoğurt bile şöyle bir kaşık gezdirilebiliyor. Farklı güzel bir lezzet haline geliyor. Sunum aşamasında hep birlikte tamamlayacağız. Ben şimdi 185 derecelik fırına kızarıncaya kadar pişirmeye götürüyorum. Böreklerimiz fırından çıktı. Sunum tabağıma alacağım. Gerçekten çok güzel bir lezzet haline geliyor. Mutlaka siz de deneyin. Sevdiklerinizle paylaşacağınız güzel bir lezzet olacak. Ispanağın olması, bambaşka iç malzemesi, özellikle sosu sizi ve sevdiklerinizi cezbedecek türde. Ben sunum tabağıma alacağım. Tarifin içerisinde de aktardığım gibi isterseniz üzerine bir yemek kaşığı çok az sarımsaklı yoğurt gezdirebilirsiniz. Yağda kırmızı biber yakıp gezdirebilirsiniz. Muhteşem bir lezzet halini alıyor. Sunum aşamamıza deyip birlikte geçelim. İşte ıspanaklı rulo buzluk böreğimiz hazır. Her zaman misafirlerinize ikram edebileceğiniz hazır bir lezzet. Gerçekten lezzeti de çok güzel. Sunum tabağımızı aldım bu şekilde. Siz de videomu izlediyseniz eğer lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum, görüş ve önerileriniz benim için çok önemli. Abonelik ücretsizdir. Hepinizi abonelikle, aboneliğe de bekliyorum lütfen. Sevgi ve lezzet dolu günler dileğiyle.